Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Clickbank diye bir şirket ve web sitesi var. Onunla alakalı size bir video hazırlayacağım arkadaşlar inşallah. Şimdi bu Clickbank çok güzel bir site, Amerika kaynaklı. Bu site ne işe yarıyor arkadaşlar? Özellikle internet üzerinden para kazanmayı düşünen, internetten nasıl para kazanılır? En kolay şekilde diyeyim, yani diğer sistemlere göre çok kolay, hazır bir sistem oluşturulmuş. Onunla alakalı, yani internetten para kazanma çok geniş bir konu tabii ki. Onunla alakalı küçük bir ama kazanç olarak çok büyük getiriler getirebilecek bir sistemden bahsedeceğim. Bu konuda düşünceleri olan, yani bu konuları araştıran insanlar bu videoyu izledikten sonra Clickbank'ın ne işe yaradığını, Clickbank'tan nasıl para kazanacağını, kazandığı parayı nasıl elde edeceğini hakkında bütün bilgileri öğrenmiş olacaklar. Başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle Clickbank'tan bir hesap açıyorsunuz. Ana sayfasına girdiğinizde Clickbank'ın şöyle bir sayfa çıkacak size. Hemen gösteriyorum. Evet, beni direkt buraya atıyor ama ben size ana sayfaya girmeye çalışıyorum. Pardon, yanlış yazmışız. .com. Evet arkadaşlar, bu sayfa çıkıyor, ana sayfası. Buradan create account diyoruz ve buradan hesabımızı açıyoruz. Ben hesabım olduğu için hesabımızı nasıl açıyoruz? İşte mail adresi istiyor, telefon numarası istiyor, birkaç bilgi daha istiyor. Onları dolduruyoruz ve hesabımızı açıyoruz. Hesap açtıktan sonra mailimize bir onay maili geliyor. O onay mailini onayladıktan sonra Clickbank'a artık girebiliyoruz. Clickbank'a işte kullanıcı adımızı ve şifremizi yazdıktan sonra Clickbank sayfamıza giriyoruz arkadaşlar. Benim bu hesabım yeni bu arada. Şimdi arkadaşlar, açıldığı zaman sayfa hemen ilk olarak şurada haftalar bazında kazançlarınızı görüyorsunuz. Günlük bazda görüyorsunuz. Ve bütün total burada ne varsa hepsini göreceksiniz inşallah. Şimdi Clickbank öyle bir site ki arkadaşlar, öncelikle ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Clickbank'a iki türlü üye olup iş yapabilirsiniz. Birincisi arkadaşlar, yabancı, İngilizce affiliate denilen, Türkçe satış ortaklığı denilen bir sistemle kayıt yapıp zaten onu seçiyorsunuz, hani o mu olsun yoksa ikisi birden mi olsun tarzında. Bir de vendor dedikleri bir sistem var. Şimdi satış ortaklığı sistemi arkadaşlar, Clickbank sisteminin içerisinde bulunan ürünleri sizin satmanızla alakalı size verilen isim, yani bu satış ortağı oluyor. Vendor ise Clickbank'ın içine bir ürününüz varsa onu siz yüklüyorsunuz. Başkaları sizin adınıza satıyor. Siz de kendi adınıza satabilirsiniz ama başkaları sizin adınıza satıyor. Şimdi o tabii daha üst düzey bir şey. Çünkü bir ürününüz olması lazım. İşte bir hizmetinizin olması lazım. Şimdi Clickbank'ın içindeki ürünler ne? Onu da söyleyeyim. Birçok ürün var. Yani on binlerce ürün var. Clickbank'ın içindeki ürünler arkadaşlar %80, 90 hatta %90 elektronik bazlı. Elektronik dijital ürün arkadaşlar. Yani dijital derken böyle telefon, kulaklık gibi falan düşünmeyin. Öyle değil. Mesela köpek eğitmek istiyorsunuz. Köpek eğitmenliği ile alakalı size bir program veriliyor, satılıyor. Veya işte bir kitap satılıyor. Yani kitap veriliyor ama online bir kitap bu. Yani iyi kitap oluyor yani. Veya işte videolarla size eğitim veriliyor. Şimdi her bir ürünün kendisine ait bir sitesi var. O sitenin içine giriyorsunuz. Zaten ödeme yapıp ürünü satın aldıktan sonra siz veya müşterileriniz oraya üye oluyor. Üye olduktan sonra artık orada bütün bu özel bilgiler veya ürünler veriliyor. %10'da arkadaşlar fiziksel ürünler var burada. Az yani fiziksel ürünler. Genelde hep dijital ürünler oluyor burada. Şimdi göstereceğim zaten. Sayfayı böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burada işte Knowledge Base diyor. Yani bilgi bankası diyelim. Partner of offers diyor. Burada işte ortakların teklifleri,
Marketplace diyor. En çok kullanacağınız yer affiliate programda, yani satış ortağı programında ürünleri görebiliyorsunuz burada. Blog var. Blog biliyorsunuz zaten. İnsanlar orada makaleler yazıyor. Çıkış ve dil kısmı var. Türkçe yok maalesef şu anda. Bu diller var. İngilizce bize en yakın, o yüzden onu şey yapıyoruz. Dashboard dediği arkadaşlar işte ana panel, sayfa. Burada genel her şeyi görüyorsunuz. Settings bölümü var. Ayarlar bölümü. Bütün hesabınızla alakalı ayarları yapabiliyorsunuz. Reporting dediği bölüm var arkadaşlar. Oraya gireyim öncelikle. Arkadaşlar reporting bölümünde gördüğünüz gibi birçok seçenekle birlikte seçip hangi ürüne ne kadar tıklanmış, hangi ürünün linkine ne kadar tıklanmış, satış olmuş mu olmamış mı ve bunları işte vendor dediğimiz yani ürün sahipliği diyelim o şekilde veya tracking ID dediğimiz veya customer country dediğimiz hangi ülkeden tıklanmış gibi hani filtre seçenekleri bunlar sadece satışlarla alakalı. Şimdi arkadaşlar böyle aşağıya indiğimizde hani kaç defa tıklanmış sizin sattığınız ürünler, onların kaç tanesi tıklandığı halde satın alınmış, tıklanıp satın alınmayan, onların oranları, işte efendime söyleyeyim order form sell conversation diyor mesela. Bu conversation dediğimiz geri dönüşüm, yani tıklanmış ama kaç tane alınmış, ona yüzdeye vuruyor. Mesela 100 defa tıklanmış, 10 defa alınmış, yani %10 olacaktı burası o zaman gibi böyle size birçok da istatistik veriyor. Aynı zamanda da ana web sitenin burada da linki var zaten. Bunlar nedir? Bunlar şöyle. Bu ürünlere ben satış ortağı olduktan sonra satacağım, yani satış ortağı yapacağım linki aldım ve o şekilde bu tıklanmış bunlar. Ben bir yerde yayınladım, bir web sitesi yaptım. Orada tıklanmış, buraya gelmiş ama satış olmamış hala. Bunları gösteriyor arkadaşlar. Bunlar da o web siteleri. Şimdi burada peki benim bir ürün için bana özel verilmiş bir link var. Bu linki nasıl anlıyor Clickbank? Şöyle anlıyor. Link bana özel veriliyor. Ben kendi hesabımdan girdiğimde ve buradaki marketplace'te ürünleri satmak istediğim bir ürünü seçtiğimde o ürünün sadece bana özel şifrelenmiş linki var arkadaşlar. O linki ben alıyorum ve o link üzerinden satışı yapıyorum. Yani bunu resimlere, yazıların içerisine, gruplara, face gruplarına veya reklamlar içerisine veya web sitemin içerisine, her neyse, her yere bu linkleri koyabilirim. Oradan müşterileri çağırabilirim. Çağırdığım müşteriler ana sayfaya gider. Ana sayfaya gittiğinde Clickbank ve o sayfa, yani ürün sayfası, benim o linkimle geldiğini tanımlar. Bilgisayarda database olarak alır. Daha sonra o müşteri satın herhangi bir alışveriş yaptığı zaman benim komisyonum hesabıma buraya gelir arkadaşlar. Yani mantık bu şekilde. Resources dediği kaynaklar. Onun dışında arkadaşlar elde ettiğiniz, işte aldığınız şimdiye kadar paychecks dediği ödeme çekleri, çek olarak ödüyor. Transactions dediği işte bankaya transfer olarak ödüyor. Subscription dediği işte üyelikler, shipping dediği de gönderimler. Bu gönderimler de yani sizin aldıklarınız olabilir sistemin içerisinden veya fiziksel olarak hani alınmış, satın alınmış ve sizin satış ortağı olarak sattığınız ürünler olabilir. Onların da detayları burada oluyor. Şimdi arkadaşlar burada biz ürünümüzün linkini nasıl alıyoruz? Önce bunu söyleyeceğim. Anlatacağım birkaç örnekle. Ondan sonra da ödememizi nasıl alıyoruz? Onu anlatacağım. Zaten en önemli konular da bunlar. Bu bilgileri de çok insan anlatmaz. Bilmiyorum yani, internette çok araştırmadım ama bu bilgiler çok fazla yok. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz Clickbank'ın Marketplace bölümüne girdik. Marketplace bölümüne girdiğimizde Categories bölümü var. Ve burada birçok kategori var arkadaşlar. Mesela şu anda sizin anladığınız, bildiğiniz diyelim, yani örnek veriyorum. Siz bir mesela şöyle diyelim, ya bahçıvanlık yapıyorsunuz veya işte ev ve bahçe işlerini çok seviyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Şimdi ne diyor? Animal care pets diyor. Yani köpek ve şey, hayvan bakımı falan, onunla alakalı ürünler var. Crafts hobby istiyor. İşte crafts bu hediyelik eşyalar ve hobby ürünleri. Entertaining eğlence, gardening, horticulture diyor.
bahçe düzenleme falan vesaire, genel home buying yani ev satın alma, işte bu real estate dedikleri falan bilgiler olabilir. How to home improvements diyor. Yani evinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Ev içinde veya ev dışında neler yapabilirsinizle alakalı. İç design var arkadaşlar. Ondan sonra yani weddings ile alakalı var. Bir de swing ile alakalı var. Şimdi mesela ben böyle rastgele seçtim ama yani buradan benim ilgimi çeken, mesela giriyorum interior design, iç mimarlık, iç design hakkında arkadaşlar ürünler şimdi bakın burada sıralandı. Bu birinci ürün, ikinci ürün, bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi gidiyor. Bu kadar. Evet, bir sayfa ürün var bununla alakalı, interior designer. Şimdi arkadaşlar burada hangi ürünü seçeceğiz? Bu da önemli. Yani tamam, burada birçok ürün var ama hangisini seçeceğiz? Hangisini satalım? Siz önce kategoriyi hoşunuza giden ve sevdiğiniz, satmayı gerçekten seveceğiniz, yani sattığınız zaman mutlu olacağınız birilerine bir ürün seçmek için önce kategoriyi seçtik, içine girdik. İçinde arkadaşlar bakın burada sıralama bölümü var. Popülaritesine göre, ortalama satışına göre, işte vesaire vesaire veya toplam satışına göre birçok filtre var. Bu ürünleri sıralama yani. Şimdi ben burada sizin Gravity seçmenizi isteyeceğim. Çünkü Gravity hem kazancı yüksek, hem en çok satılan ve bu ürünler içerisinde en çok satılan ürün manasına geliyor. Bakın burada Gravity 1.24 arkadaşlar, 0.81, 0.28, 0.20 gitgide düşüyor. Yani Gravity'si en yüksek ürünleri satmaya denemek lazım. Evet arkadaşlar, şimdi oradan bakıyorum. Şöyle yapalım. Bu bizim ürünümüz, satacağımız ürünün ana sayfası. Yani bizim linkimizin yönlendirileceği sayfa, ürünün satışı da orada gerçekleşiyor zaten. Bu sistemin en güzel olayı şu: siz herhangi bir ürün satın almak değilsiniz, almak zorunda değilsiniz, depolamak zorunda değilsiniz, müşterilerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Sadece yönlendirme yapıyorsunuz ve şu fiyat üzerinden, bakın ürünün ana fiyatı bu. Ve diğer satışlar varsa eğer sistem içine girdikten sonra, işte biliyorsunuz mesela basit hesap oluyor, pro hesap oluyor, mesela profesyonel hesap oluyor, business hesap oluyor, işte atıyorum en üst hesap oluyor falan, bu tip şeyleri oluyor ürünlerin iç sayfalarında. Ona orada da satın alanlardan, oradan da komisyon alıyorsunuz. Yani bu sizin bu sayfayı tanıtıp verdiğiniz link üzerinden, internet üzerinden giren bir defa girsin, zaten sizi tanımlıyor. O şahıs ondan sonra başka bir zaman, başka bir yerden de girse, direkt o sitenin adını yazsa da girse hiç fark etmiyor. Çünkü ilk yönlendiren siz olduğunuz için bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü genelde normal hayatta biliyorsunuz şöyle şeylerle çok karşılaşır insanlar iş dünyasında. Mesela ben bir tanıdığımı bana gelir, mesela benim bir ürünü nereden aldığımı sorar. Ben de ben sana tedarik ederim diyebilirsiniz o insana. Üzerine biraz kar koyup ona tedarik edersiniz. Fakat daha sonra siz o insanı diğer şeyle tanıştırdığınızda, öyle bir durum yaptığınızda, o insan sizi aradan çıkarır ve direkt kendisi ulaşmaya çalışır daha ucuza almak için. Yani normal hayatta bundan karşılaşıyorsunuz. Hadi birinci defasında bunu yapabiliyorsunuz ama ikinci, üçüncü defasında yapamıyorsunuz. İşte bu sistem sizi koruyor arkadaşlar. Öyle de bir özelliği var. Yani bu insana siz linki verdiniz. Daha doğrusu sizin linkinize tıkladı, geldi. Tamam, artık o insanın IP adresi, ismi neyse kayıt olursa zaten sisteme, bütün ismi çıkıyor. Ondan sonra başka bir yerden de girse, kendi hesabına girdiği zaman sonuçta size yine komisyon ödeniyor. Bu konunun da en büyük özelliği bu. Dedik. Şimdi linki nasıl alıyoruz arkadaşlar? Linki burada promote tuşuna tıklıyoruz. Bize böyle bir sayfa açılıyor. Ben ilerideki raporlarda şu tracking ID dediği olay optional, zaten isteğe bağlı diyor arkadaşlar. Şu çok önemli: sizin hesap isminiz, yani nickname'iniz çok önemli. Bu buraya yazılı, zaten otomatik çıkıyor hesabınızda, hesabınızla girdiğinizde. Tracking ID'yi de ben normalde hep kullanmaya çalışıyorum. Sebebi de şu, hani bir saniye, şöyle interior design diye yazdım. Neden? Çünkü raporlamalarda, istatistiklerde hangi link nereden gelmiş falan, onu hemen tanımak için veya
sıralamak için ilk ana sayfada göstermiştim. Bunlar bize yardımcı oluyor arkadaşlar daha çok. O yüzden isteğe bağlı ama yazıyorum. Şimdi create dediğimiz zaman arkadaşlar bize direktman bir sadece bize ait bir link. Bakın Interner Plus yani artı design diye çıktı. Bu link çıktı. Bu sadece bize özel bu ürün için bir link. Bir de internet sitesine falan koyarız diye bir HTML kod verdi. Bu kodu da internet sitesine gömebiliriz arkadaşlar. Hani o iki tane bu şekilde opsiyon veriyor. Burayı kapatıyorum. Bu linki aldıktan sonra dediğim gibi bunun birçok yolu var. Yani ben onu şu anda burada anlatamam ama insanlara bu ürünü satmak için bu linki koyulabilir. Örnek veriyorum, çok basit bir örnek vereyim. Bir blog açarsınız. Açtığınız blogda bu ürünü iyice özümsersiniz, okursunuz özelliklerini falan. O bloğa siz kendi düşüncelerinizi bu ürünle alakalı yazarsınız. Yazdıktan sonra o şeyin yani makalenin en alt kısmına bu linki gizleyerek koyarsınız. Yani direkt böyle uzun bir şekilde değil de onu bilenler bilir zaten. Gizleyerek bir şekilde işte buraya tıklayın. Daha fazla bilgi için işte ürünün ana sayfasına geçin tarzında bir şey yaparsınız. O şekilde birçok ürünü yayınlayarak insanlara bunu ulaştırmaya çalışırsınız. Yani blogsa işte atıyorum Facebook gruplarında olabilir, başka yerlerde olabilir. Ya bununla çabalarsınız yani bunu yapmak için. Bunun da bir sürü yolu var. Hani nasıl yapacağınızla alakalı. O da çok ayrı bir dünya zaten. Hani onu da ona girmek istemiyorum. Çünkü girersek şu anda çıkamayız. Günler yetmez onu anlatmaya. O yüzden kısaca böyle söyleyeyim yani. En azından bir fikir oldu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ana sayfaya giriyoruz. Yani şöyle yapalım daha doğrusu. Şimdi bu promote'u tekrar yapayım ben. Design yazayım. Önemli değil zaten. O sadece tanımamız için. Hani ileride raporlarda. Şimdi arkadaşlar şu bakın. Evet bu linki aldık. Şimdi bu linki burayı kapatayım. Yani ben şimdi biraz önce o sayfayı açmaya çalıştım. Evet sayfa açılırsa. Sayfa açılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ana sayfa böyle bir kitap gösteriyor. Add to cart diyor. Yani bu satın al. Hani satın al bölümü. İşte müşteri buraya geliyor. Şimdi ben dikkat edin şurada hop eşittir sıfır diyor. Yani bu herhangi bir yerden yönlendirilmiş bir şey yok burada. Kimse yönlendirmemiş. Neden? Çünkü ben sayfanın direktman ana sayfasına bastım. Yani direktman ana sayfa linkine bastım. Şimdi bakın biraz önce linki kopyalamıştım. Onu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu bana ait bir link. Bu linke birisi tıkladığında ne olacak? Bu şekilde sayfa gelecek. Geldiği zaman bir şey göstermeye çalışacağım eğer çıkarsa. Evet arkadaşlar. Biraz önce hop neydi? Hop sıfırdı. Görüyorsunuz burada. Yani hiç kimse yönlendirmemişti. Şu anda kim yönlendirdi? Ben yönlendirdim. Yani burada bunu tabii ki müşteri görmez, dikkat etmez ama sizin size ait olduğunu siz görebiliyorsunuz bu şekilde. Yani bu boş yere gelmiş, direktman gelmiş bir şey değil, yönlendirme değil. Bu yönlendirmeyi ben biraz önce elde ettiğim linkle yapmış oluyorum. Müşteri buraya girdiğinde ona zaten dikkat etmiyor. Ürün sayfasına giriyor. Bakıyor işte ne var ne yok. Eğer onun hoşuna giden bir durum varsa ve satın almak istiyorsa bunu satın alıyor. Yani bunu satın aldığında arkadaşlar hemen bakalım tekrar şöyle. Şimdi bu ürün sayfalarında da çok önemli bir şey var, onu da söyleyeceğim. Ne yazmış buraya? It's yours for just diyor. Neyse buraya geçelim şimdi. Uzamasın konu. Evet arkadaşlar. Yani satış ortaklığı ile alakalı bir şey var mıydı diye baktım ama sayfası var mı diye baktım ama bazı firmalar şöyle çalışıyor. Kendi ana sayfalarının yani sitenin ana sayfasının en alt bölümünde affiliates diye yani satış ortaklığı bölümü çıkıyor. Oradan giriyorsunuz. Bu ürünü nasıl tanıtacağınız hakkında size yardım ediyorlar. Bazılarında olmuyor. O şey daha oturmuyor sistem. Bazıları da çok fazla talep olduğu için onu koymuyorlar. Siz önce kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra size bunu veriyorlar. Ben şimdi şuradan başka bir şey seçmek istiyorum. Yani mesela travel diyelim. Seyahat. Seyahatin üzerine tıkladığım zaman
Birçok var tabii ki de burada. Yine arkadaşlar gravity seçili zaten. Tamam, çok güzel. 11.34 gravitesi de. Ne diyor? House Cares Com Worthwhile House Sitters and Pet Sitters Directory demiş. Yani bu şeyler için, hani tatile gidenler veya hem evine baksın hem evindeki köpeğine kedisine baksın, o insanlar nasıl bulunur, işte uluslararası camiada nasıl bunlar yapılıyor falan gibi bir şeyleri var, sistemleri var. Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Hemen ana sayfayı açıyorum. Ana sayfa açılırken ben şu promote, yani link almayı tekrar yapıyorum arkadaşlar. Neydi bu? House Sitters diyorum. Yani sadece hatırlamak için ve raporlarda gözümle göreyim diye. Hemen burada linkimiz yine. Şimdi aynı şeyi tekrar yapmış oldum sizin için. Evet arkadaşlar, bakın bu ana sayfa açıldı. Hop'u görüyorsunuz. Hop dediği sıfırda şu anda. Ben hani birinin tıklayıp geldiğini düşünelim bu linkimize. Bak, bize öyle özel olan linke. Burada da görüyorsunuz, iletken diye yazıyor. Benim kullanıcı adım yazıyor. Yani şimdi buraya geldik. Burada bakıyorum arkadaşlar, alt kısımda bakın şu affiliate. Yani bu ne demek? Bu satış ortaklarına yardım sitesi arkadaşlar. Ayrıca bir site. Şimdi oraya girelim. Bakın her şey ne kadar net, açık görüyorsunuz değil mi? Sistem bu şekilde kuruluyor işte arkadaşlar. Yani Elinoğlu sistemi kuruyor, yani gerçekten kuruyor. Yani bizim maalesef Türkiye'de, işte geçen de bir video çekmiştim, bu çiftlik bankla alakalı bir video. Yani sistemsizlik, işte çökmeye mahkum, yani yapacak hiçbir şey yok. Ama bakın görüyorsunuz, yani şu anda bu affiliate sayfası, yani satış ortaklığı bizim için, yani bizim için yapılmış bir sayfa. %60 komisyon veriyoruz diyor adamlar. Nasıl çalıştığını anlatıyorlar. Ürünle alakalı bütün bilgileri veriyorlar. House Cares Tips diyor. Yani şey veriyor bize, ipuçları veriyor. Mesela buradaki yazılarda, makalelerde onları okuyoruz. Ondan sonra geliyoruz, bütün bilgileri okuyoruz, ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. En son bakın Facebook hesabı, bilmem işte bütün hesapları çıkıyor. Şimdi get started diyor. Hani başlangıç, başlayalım. Hani birinci adım, işte önce şeyinizi alın diyor. Linkinizi alın. Şuraya kendi kullanıcı adınızı yazdığınız anda linkinizi almış oluyorsunuz arkadaşlar zaten. Bu da bir yöntem. Yani burası da yöntem. Benim biraz önce yaptığım da bir yöntem, link almak için. Hala nickname'in yok mu diyor. Tıkla buraya diyor. İşte onu al diyor falan. Onlara gerek yok zaten Clickbank'tan açıldığı zaman. Promotion diyor arkadaşlar. Bakın bilgiler bir sürü. Fikirler diyor. Bakın research for your website and blog content diyor. Yani size fikirler veriyor burada. Bunu nasıl satabileceğiniz, nasıl tutar bu diyor. O şekilde. Use our logo diyor. Yani logomuzu kullanabilirsin diyor mesela. Bakın izin veriyor. Bazıları buna izin vermiyor mesela. Hatta bazıları, yani reklam verirken işte şu kelimeleri kesinlikle kullanmayacağına dair söz falan veriyorsun. Yani öyle öyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bakın use our articles for ideas research diyor. Yani bizim diyor makalelerimizi diyor kullanabilirsiniz diyor. Efendim mesela size bir sürü burada şey veriyor arkadaşlar. Ne onun adı? Yani bannerlar veriyor, resimler veriyor, ondan sonra kodlar veriyor, ne onun adı, işte anahtar sözcükler veriyor. Ya veriyor da veriyor, her şeyi veriyor size. Siz yeter ki bunu satmaya çalışın diyor. Biz size paranızı da vereceğiz diyor zaten. Ki Clickbank çok sağlam bir sistemdir. Ben daha önceki yaptığım hesapla ben bayağı bir satış yaptım. O zamanlar çek geliyordu. Bankadan işte bozduruyordum. Bayağı bir kesinti oluyordu falan. Ama sonradan bunun yani çek değil de direkt hesabınıza geçip ATM'den nasıl alacağınızı da buldum. O da bir şey arkadaşlar. Yani uzun bir süreçten geçmek gerekiyor. İleride onu anlatabilirim. Yani özel istek olursa o özel isteğe uygun olarak anlatabilirim ama şu anda çok uzatmak istemiyorum videoyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunların hepsini kullanabilirsiniz. Bu bannerları, bu şeyleri web sitenizin kenarında, orada burada işte falan filan vesaire derken size her şeyi sağlıyorlar. Yani bu da o şekilde. Şimdi arkadaşlar, ödeme ile alakalı hemen hızlıca onu anlatayım. Ödeme Clickbank sisteminde iki türlü size yapılabiliyor. Daha doğrusu şöyle, üç türlü yapılabiliyor. Birincisi arkadaşlar, çek yöntemiyle yapılabiliyor.
Çek yöntemiyle yapıldığı zaman çeki talep ediyorsunuz, hesabınızda para varsa. Bu çek size 2 hafta veya 3 hafta boyunca işte gelmesi sürüyor. Geldiği zaman adresinizde siz o çeki alıyorsunuz elinize, bankanın birine gidiyorsunuz. Banka bakıyor işte, öbür uluslararası bankaya soruyor, kendi masrafını hesaplıyor, çekin bilmem işte bozdurma masrafını hesaplıyor, onu hesaplıyor, bunu hesaplıyor. Ben bir defasında bir 250 dolar gelmişti, 260 dolar, 50 dolar falan kestiler yani. Hani o da tabii şey oluyor, yani çok bir kesinti oluyor aslında. O yüzden hani çek yöntemi yine de ilk başlangıçta belli bir rakama ulaşana kadar mecbur kalıyorsunuz. Bazı sistemleri bilmiyorsunuz, çok fazla prosedür gerekiyor. O yüzden ilk başta çek en mantıklısı. Hesabınıza bir sınır koyuyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte 1000 dolar olduğunda çeki otomatik gönder diyorsunuz. O gönderiyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, bayağı bir yüksek rakamlara ulaşmadan olmuyor bu. Direktman hesabı havale yapıyorlar Türkiye'deki bir banka hesabına. Onu da belirli bir miktara ulaşmanız lazım. Clickbank'a yeni başlayan birisi ona ulaşması çok zor. O yüzden bayağı yüklü bir miktar. O yüzden o da biraz daha uzak bir şey görünüyor. Yani seçenek görünüyor. Üçüncü seçenek ise arkadaşlar, Türkiye'de bazı ödeme sistemleri bulunan bazı web siteleri var. Bu web siteleri sizin adınıza Amerika'da hesap açıyor. Sizin Amerika'da bir hesabınız oluyor. O aracı banka bu işi yapıyor. Sizin paranız o bankaya yatıyor. O banka kendi komisyonunu alıyor. %2, %3 neyse değişiyor bazen. Daha sonra Türkiye'deki bu ödeme sistemini, yani size hesabı açan bu sistem size bir kart veriyor. Bankamatik kartı talep edebiliyorsunuz. O kartla gidip ATM'den çekiyorsunuz paranızı arkadaşlar. Yani Amerika'da ben o sistemle hesabımı açtım. Dünyanın her yerinden ödeme kabul edebilirim. Herhangi bir sistemden kabul edebilirim. Yani şu anda ben onu Amazon.com için açtım. Onunla alakalı da ileride inşallah bir video çekerim tabii ki. Bu hesap nasıl açılıyor, nerededir, kim nasıl yapıyor falan. Amazon'da ben kullanmak için o hesabı açtım. Bir baktım Clickbank'ta da o hesap kullanılabiliyor. Onu da onaylattım. O yüzden işte görüyorsunuz, burada da gördüğüm şey, Amerika'da benim adıma şu anda hesabım aktif durumda arkadaşlar. Şu numarayla biten hesabım Amerika'da aktif. Ben Amerika'da yaşamadığım halde Amerika'da şu anda hesabım var. Bunların da alakalı bir video çekebilirim. O çok çetrefilli bir şey. Ben yani bununla alakalı bir 2-3 ay uğraştım. Daha sonra oldu. Hani onu toparlayıp, hani başlangıçtan bu aşamaya kadar toparlayıp hani nasıl anlatacağımı bir plan program yapmam lazım. İnşallah ileride onunla alakalı da bir video çekerim ve o videoyu da sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar, Clickbank'la alakalı bugünlük kısaca vereceğim bilgiler bunlar. İlgi duyan olursa, çok fazla talep gelirse, yorum gelirse, yani bununla alakalı İşte daha fazla detaylı bir video çekin, İşte ödemeyle alakalı onunla bununla denirse, o zaman çekmeyi düşünüyorum. Ha, şu anda çok fazla bir talep olacağını zannetmiyorum. Zaten 90 tane abonemiz var. Her geçen gün artıyor. Herkese teşekkür ediyorum, bütün abonelere. Abone sayımız 1000'in üzerine çıktığında arkadaşlar, ben YouTube'dan artık YouTube'un bize verdiği, yani minimum abone sayısı ve minimum izlenme dakikası saati var arkadaşlar. O saate ve o aboneye ulaştıktan sonra ben daha faydalı videolar çekeceğim. Ama şimdilik yavaş bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Yani çektiğim videoların en azından en az 1000 kişiye ulaşmasını istiyorum. Çünkü öbür türlü çok yavaş ilerliyor ve beni de yoruyor. O yüzden dediğim gibi kısa kısa çektim, ama yine de Clickbank'ı mesela öğrenmiş oldunuz ve buraya bir hesap açıp girdiğinizde hiçbir resmi işlemle uğraşmadan tamamen serbest bir şekilde bu linkleri paylaşarak internet ortamlarında komisyon kazanabilirsiniz. Çok da iyi komisyon veriyorlar. Genelde %50'ye yakın, yani yarı yarıya bölüşüyorlar sizle. Taş atıp kolunuz yorulmuyor. Onlar uğraşıyorlar her şeyle. Siz sadece satışını yapıyorsunuz. Sattıktan sonra da çek talep ediyorsunuz. Çekiniz geliyor. Gidiyorsunuz bankaya, masrafını kesiyorlar ve size kalanını veriyorlar. O şekilde de para kazanabilirsiniz
olabileceğinizi en azından burada göstermiş oldum. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz bu videoyu mutlaka beğen tuşuna tıklayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olun. Abone oldurtun ki başka insanlar da bu işlerle uğraşabilir ve böyle bilgilere ihtiyaçları olabilir. İnanın ben böyle bir bilgiyi, benim şu verdiğim bilgiyi internette kendim bulamadım. O yüzden herkese yayın, gösterin. Belki insanlara bir faydası olur. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler.